Merhaba arkadaşlar, ben Blue Bariton. Bugün birlikte Eternal Card Game'de Horus Traver masalı ana görevinin 6. kısmındayız. 6. kısım bu masalın da 2. ana kısmı oluyor. Bu da Shadowlands'teki yabancılar. Buraya başladık. Bölümün adı Birlikten Kuvvet Doğar. Şimdi orada bir Azindel'in resmini görüyoruz. Hemen bir okuyalım bakalım. Bu yolda yalnız yürümen lazım dostum. Burada senin yükünü paylaşacak ve acını anlayacak insanlar var. Aradığını bulabilirsen bir araya gelip yolun sonunda ne olduğunu görebilirsin diyor. Şimdiki görevimizin kuralı birimler savaşçılığı kazanır diyor. Peki savaşçılığı neydi arkadaşlar? Bir birim savaşçılığını saldırdığı zaman atıyor ve savaşçılığı attığı anda destenin içinde en üstte silah ya da birim hangisi varsa o bir hasar bir can kazanıyor. Ve aynı anda 5 tane birim savaşçılığı atarsa demek her biri bir hasar bir can katacak. Destenin üstünde birim ya da silah ne varsa 5 hasar 5 can kazanmış olur. Bu da işte önemli bir avantaj oluyor. Bu da işte onu kendi avantajına da kullanabilir. Sürekli çok güçlü şeyler getirmek için bolca birim döşeyebilir. Biz de bombacılarımız yakalayınca da bolca hemen ortalığı birimle döşemeliyiz ki sonraki çağıracaklarımız çok güçlü gelsinler. Bu avantajdan faydalanmaya çalışacağız. Peki bu bölümleri hangi, yani görevleri hangi desteyle yapıyoruz? Daha önceden adını ölüm içeride destesi adını verdiğimiz bir desteyle yapıyoruz. Bunu hemen sağ üstte bir kart açılacak. Ona tıklarsanız gidip siz de desteye bakabilir, oluşturabilir ve bu görevleri yapabilirsiniz. Hemen oyna diyelim. Peki biz destemizden kartlarımızı nasıl seçiyoruz? Hangi mantığa göre seçiyoruz? Bunu her görev bölümünün başında söylüyorum. Çünkü sizler daha önceki bölümleri izlemeden doğrudan bu videoya bu görev için gelmiş olabilirsiniz. Bilmiyor olabilirsiniz. Ben de mantığımı size hemen ilk elim geldiği zaman açıklayacağım. Hemen başlasın bakalım. Evet, şuradan kuralımızı geçelim. İlk elimiz gelsin. Yiğit yabancı diye biriyle yapıyoruz. Şimdi şöyle yapıyoruz arkadaşlar. En az 3 tane güç olsun diyoruz ki burada 1 var. Bir de ekstra sonradan getirebileceğim 2 var. Yetersiz. En az 3 olacak. Ve her iki çeşitten de bir tane olacak. Bizim destemizde ateş ve adalet var. Burada sadece adalet. Hadi şuradan da ateşi getirdim diyelim ama 3 tane olmadığı için yetersiz. Diğer kartlardan da en az 2 birim olacak ama 3 gücünü geçmeyecek. Şurada 1 gücünden 1 birim var. Şurada bakalım 3 gücümden de 2 birim daha var. Yani birim var ama gücümüz 1 eksik olduğu için. Yeniden çekeceğiz. 1 eksikle ne olur demeyin. 2 güçle tıkanabilirsiniz ya da yavaş ilerleyebilir. Hatta uzunca bir zaman geçirip başaramayabilirsiniz. Zaman kaybı oluşturabilir. Böyle olduğunda ne yapacaksınız? Yeniden çekleyeceksiniz. Gelen kartlar yere dizilir. Beğenmezseniz hemen sağ üstteki tekerleğe tıklayıp buradan tekrar dene diyeceksiniz. Ta ki uygun el gelene kadar. Hızlıca bakıyorum şimdi. Yeniden çek dedim. Güçlerim tamam, yeterli. Birimlerim evet yeterli. İki tane de pazar birimim gelmiş. Yeni kardeşine hoş geldin de. İsmim Horus. Aramızda katılıp sen de sesini duyurabilirsin diyor ve başlıyoruz. Nasıl yani? Tıpkı bana benziyorsun ama. Biraz acayip bir tipsin. Bu nasıl olabilir? Gölgede acayip olan çok şey var. Evet, şimdi başladık. Unutmayalım kuralımızı. Tüm kattığımız birimlere savaşçılığı gelecek. Hemen şuradan çift etkili gücümüzü basalım. Bir gücünde şu an yapacağım bir şey olmadığı için geçiyorum. Rakip büyük ihtimal birimleri dizmeye başlayacaktır. Savaşçılığından faydalanmak için. Evet, bakın bir gücünden biriminin kattı bile. Şimdi bir sonraki tur saldırıp savaşçılığı atacaktır. Hemen 2 yaptık gücümüzü. Ateş etkimiz 2'ye çıktı. 3'te tek adalet etkili var. Adalet etkimde olduğu için sorun yok. Sıramızı bitirelim. Bu şimdi bir hasar bir can katacak savaşçılığı atarak. Evet, şu an attı. Bakın şuraya da ne varsa destenin en üstünde artık. En üstü derken en üst kart değil. İçinde biz 2 bombacı yakaladık. Güzel. Bombacılar burada bizim için avantaj. Şimdi pazarı kullanabilirim ama pazardan bir şey çekmek yerine şu bombacılarla önüne set çekmek istiyordum ama şunu düşündüm. Pazarcıyı bir alalım. Ondan sonra şuradan neyi gönderebiliriz? Şu 4 ya da daha fazla hasarlı bir birimi yok ediyordu. Kalsın. Ayı silahı çok önemli. Gücüm başka yok. Şunu kullanabilirim 4. güç olarak. Şu diğer pazar birimini göndereyim. Onun yerine destemden ne alabilirim? Şöyle bir baktığımda aslında Milo bana lazım. Ayı silahım da var. Üstüne de bombacıyı attığım zaman mesela şunu oyuna kattığımda
ayı silahının üstüne bombacıyı attığımda buradaki bombacılar da buna bir hasar bir can eklettirecek silaha. Bu da kendini daha da güçlü yapacak. Bu da kendi ne kadar hasar canı yüksekse o kadar ekliyor diğer birimlere. Ama işte burada önemli olan şu. Bu turu bir geçelim, rakip hamlesini How did yapsın. you come to be here? Buraya nasıl geldin? My wife and Karım daughter ve kızım perished. veba yüzünden öldü. Liderimiz beni buraya Arnaid in getirdi. this place. Aynı Your şeyi söylüyor. wife. Karın mı? Adı Her neydi? name? Dara. Dara. Evet, savaş çığlığı bunda da var artık. Bunun da hasarı 4'e çıkarsa hayat hırsızı kazanıyormuş. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Önce gücüm sadece bu olduğu için şunu basacağım. Bunun gücünü hemen kullanamayacağım ama etkim 2'ye çıkardım. Bunu kullanabilirim. Normalde bunu Milo'ya kullanmak isterim ama rakipte bir sürpriz var mı bakmak istiyordum. Fakat düşündüm ki şu pazar birimine bir saldırı gelmedi. Milo'yu koyup bir riske gireceğim. Milo'yu yok etmezlerse ya bir sonraki tur hemen ayı silahını ekleyip üstüne de bombacıları atarak bunu iyice güçlendirebilirim. Sonra da bunu eklediğimde zaten o buna bayağı bir güç katacak. Bu ona 2 hasar 2 can katacak ama bu turu bekleyeceğim. Bir sürpriz yapmazsa, Milo'yu yok etmezse ya da susturmazsa avantajım olacak. Bir düşman birimine ne dedi? 2 hasarını azalt dedi. Sorun değil. Canını azaltıp yok etmediği sürece bu engelleme yapabilir. Şunu engelleriz bir vuruşu. Şu 3 vuracak. Ayrıca savaş çığlığıyla sürekli geliştiriyor. Biz de faydalanmaya başlayacağız kısmetse. Bir pazar birimim daha geldi. Şimdi istediğimizi yapma fırsatı bulduk. Şu 2 ile ayı silahını buna bir verelim. Şimdi de şuradan bombacıları yollayalım. Ve bunları da saldırttığında bizim için savaş çığlığı olacak tabi. Diğer uçan birimler geldiğinde daha güçlü gelmesi için bakın bunlar hep hem bunu yükseltiyor hem de bunlar yükseliyor. Sağlam oluyor. Tabi bizim burada Milo'ya dokunulmaması, susturulmaması lazım. Yok edilmemesi daha da sağlam olması için. Bir silah oynadığında iki de kalkan kazanıyormuş. Şimdi uçan birimle saldırıyor. Tamam, ona dokunmayacağım. Saldırsın. Tamamdır. Şimdi şu gücümüzü bir basalım. Şimdi hasarı 4'ten fazla olanı şu alabilir. Güzel bir savunma. Şununla 2 hasar 2 can Milo'ya ekleyebilirim ama onun yerine ben bunu pazar birimini katayım. Bu zaten 7 hasar 7 cana çıkacak, bastırması da var. Pardon, 7 hasar yok 8 hasar 7 can oldu. Takas etmek için bunu kullanacağım, silahlı ustayı. Pazarımdan ayı silahı alabilirim ama ben şu bastırma ve dayanıklılık özellik kartı alacağım. Uçan birimim gelirse susturmalı ya da hayat hırsızı bunu ona katarsam büyük avantaj olabilir. Ya da burada ekstra bir sorun çıkaracak biri gelirse bunu şuradaki birimlere katarak sürpriz yapabiliriz. Şimdi önümdeki engele bakayım. Şu 3, şu da 2, 5 vuruyor. Yani ikisi sadece bir birime odaklanırsa bunlardan birini yok edebilir. İkisiyle saldırdığımda özellikle şunu. Ama önümde savunma kalmaz. O yüzden bu turu saldırmadan yine savunmada geçireceğim. Şu uçan birime şimdilik bir şey yapamıyorum ama şu silahı buna katarsam yapardım. Fakat buna katmayı düşünmüyorum. Evet, bu ne yaptı bakalım. Başka birime bu tur için 2 hasar 2 can vermiş. Şu da saldırıyor. İkisi de 5 vuracak toplam. Şimdi dokunmayacağım yine bunlara. Pasif konuma geçmeleri de aslında avantaj bize de. Şimdi bu gelmesi çok güzel oldu. Bu 3 tane kedi çağırıyor. Her kedi içinde bir hasar bir can ekleyecek Milo. O zaman şöyle yapalım. Önce 5 hasar 5 canı Milo'ya versem. Sonra da kedileri çağırsam. Bu kedilerin hepsine bayağı bir güç katar. Ama şöyle bir şey geldi aklıma. Bu tur ikisi toplam 8 ediyor. Yapamayız ama bir sonraki tura büyük avantaj olur. O yüzden bunu buna katacağım. Şöyle. Bu tur bir riske gireceğim. Bekleteceğim. Bir sonraki tur bunu da üçünü de saldırtacağım. Nereye dokunup nereye dokunmayacağına kendi karar verecek. Şu çok tehlikeli bir birim. Bu çünkü diğer birimleri kattığın zaman onda ne savaş becerisi varsa kendini alıyor sanırım. Oydu bu. Evet. O yüzden bir uçuş birimi mesela koysa şu an bu da uçmaya başlayacak. Şunu susturacak birimim gelirse iyi olur. Ya da gerçi bununla yok edebilirim. 4 ya da daha fazla hasarı olan bir birim. Himayesi olmadığı sürece sorun yok. Şu 5 vursun. İzin vereceğim yine. Tamamdır. Şimdi bu da hayat hırsızı özelliği katıyor. Bakın bu çok güzel oldu.
Öncelikle şöyle yapalım. Şununla kedilerimizi bir Milo ile çağıralım. Evet, gördüğünüz gibi hepsi sağlam bir şekilde 15'e 15 oldu. Şimdi şu hayat hırsızı özelliğini bunlardan birine vereceğim. Zaten bu geçici olarak veriyor 3 hasar 3 canı ve hayat hırsızını bir kereliğine. O yüzden kedilere bile versem sorun yok. Şöyle seçelim. Ondan sonra Milo'yu saldırtırsam 2, 3, 6, 8, 15 eder. Buna ekleyebilirim. O Milo'yu yok etmek isteyecektir. Şunu da ekleyelim. Şunları da ekleyelim. Hadi bakalım şimdi ne olacak? Bakın savaş çığlıklarını da attım. 7 hasar 7 can ekledim. Denizlerin en üstünde silah ya da birim ne varsa işte ona. Tamam, şimdi kim kime gidiyor bir bakalım. Bu kime gidiyor? Buna gidiyorsun. Buna eklersem 8'e 8 olur. Bunu alırım. Bundan kurtulurum. Tamam. Bu kime gidiyor? Şuna. Buna. Tamam. Sorun yok. Bunlar gidiyor. O zaman biz de şuna destek vereceğiz. Tabii daha çok can almayı ummuştum ama böyle oldu. Olsun. Çoğundan da kurtulmuş olacağız ama geriye kalanlar 8 vuruyorsa bizim zararımız olur da olmasın. Bir kaldı. Şimdi orası bir kaldı. Benim şu büyüm hala duruyor. Bu toplam 3, 6, 8 vurur da şununla birini engelleriz. 8'i vurdur. Şey, pardon, can da aldık değil mi? 8 diye düşünüyorum hala. Tamam. Şimdi durumumuza bakacağız. Şunu birbirime vurdurtabilirim ama gerek kalmadı. Şimdi şununla şunu alabilirim ama o da çok tehlikeli değil. Benim şu hayat hırsızı birimini bir katalım. Milo 14 hasar 14 can ekleyecek bir. Gördüğünüz gibi sağlam oldu. Şimdi Milo ile saldırırsam bastırması var. 3, 6, 9, 13 vurur. Ama ben şununla şunu alırsam 3, 6, 9 vururlar. Ben de kalanı buraya sağlamca, yani şöyle diyelim 3, 6, 8 üstüne 7. 7 vururum ve işini bitiririm. O yüzden şunu yok edelim. Güzel. Şimdi de buna hepsine saldır diyelim. Birileri hepsine odaklanırsa diğerleri vurur zaten. Şimdi ne yapacak bakalım. Bu da bir hasar bir can ekledi zaten. Evet, çok güzel. Böylelikle de bastırma sayesinde de fazladan vurduk. Bu adam aslında aynı kişiyiz. Bu olamaz. Dedi. Böyle garip bir şeyler oluyor. Hemen bölümümüzün ödülüne bakalım. Evet, ne diyormuş bakalım ödülünde? Ne geldi yani kartımız ne diyormuş demişim. Kartımıza bakalım. Watchwing askeri geldi. İntikam özelliği var. Yani bir kere öldürüldüğünde boşluğa gitmiyor. Destenin içine geri dönüyor. İlk 10 kart arasında sanırım. Evet. Yaptığı özellik neymiş? Yani oyun alanına koyduğumuzda Watchwing askeri kadet özelliğine sahipse, uçuş ve koruma özelliğine sahip, 2 hasarlı 4 canlı Volcry kanatlarını onun üzerine oyna diyor. Yani buna 2 hasar 4 can daha ekleyecek bir silah geliyor. Bu silah aynı zamanda himayesi var. Yani büyüğü vurulursa himayeye çarpacak ve Volcry'a dönüşüyormuş. Yani bu çağırma özelliği aslında ilk turda değil, intikam devreye girdikten sonra, yani bu öldüğü zaman İntikam devreye giriyor. Boşluğa değil desteğe gidiyor ve desteğe ilk 10 kart arasına girince kader özelliği yerleşiyor. Kader özelliği yerleştikten sonra da bunu oyuna tekrar kattığınızda ki kader direkt oyun alanına gelmek demek. Çağırmış oluyorsunuz. O zaman da bu devreye girecek. Bu silah buna eklenecek. Böyle biraz komplike oluyor ama olsun. Anlaşıldığını düşünüyorum. Bir sonraki bölüm yeni kısımla devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eğer beğendiyseniz ve bana destek olmak isterseniz videoyu beğenebilir ve kanalımıza abone olabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.